Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı. Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 266 proje ile 5,2 milyon hektar araziyi su ve üretim girdilerini azaltarak ekonomik olarak daha verimli kullanılabilir hale getirdik. Halen 3,3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Enerjide de yine son 19 yılda yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı değerlendirmek için 605 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Ülkemizin kurulu güç kapasitesini 32 bin megawatttan 100 bin megawata çıkarmak suretiyle kalkınmanın temel altyapısı olan elektrik enerjisinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Üstelik bu güç artışının 2/3'ünü yerli ve yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdik. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ve 21 atık su tesisini hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet şehirlerimize bu hizmetleri getirmeseydik 2020 ve 2021 yıllarında 44 ilimiz kısmen veya tamamen susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekti. Ülke genelinde 90 ayrı proje ile 18 milyon nüfusa yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyu sağlamak için çalışmayı sürdürüyoruz. Sel baskınlarına karşı kurulan taşkın koruma tesislerinin de yarısını, yani 5140 tesisi son 19 yılda hizmete sunduk. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak, su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Su Şurası'nın sonuç belgesini 21 Ekim'de kamuoyuna açıkladık. Böylece su ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek suyun geleceğini planladık ve yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, bugün açılışını yaptığımız Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutu da bulunmaktadır. Proje kapsamında inşaat çalışmaları yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok yatırım hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bugün buraya Kültür Turizm Bakanımı da yanıma alarak geldim. Niye? Çünkü bütün o kültürel değişimi istiyorum ki yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin tamamen uğrak yeri olsun. Hasankeyf ilçemizdeki tarihi eserleri bilim komisyonu ve koruma kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı,
İmam Abdullah Zaviyesi, Er Rızk Camii ve Eyyubi Camii tek parça. Orta kapı ise üç parça halinde Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi de yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Yeni Hasankeyf ilçemizi bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Ey PKK'nın yan kolu HDP, sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, dertli. Biz sizlere aşığız, aşık. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik. Ayrıca hükümet konağı, belediye, emniyet, jandarma binaları, devlet hastanesi, kütüphane, spor salonu, müze, yüksekokul, arıtma tesisi, cami ve okul gibi kamu hizmet birimleri de tamamlanarak hizmete alındı. Yani biz burada, benim Kürt kardeşlerim var. Bu Kürt kardeşlerimi biz ihmal edemezdik, etmedik ve onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, baraj inşaatı, yol inşaatları ve diğer harcamalarıyla birlikte projenin maliyeti toplamda kaçı buldu biliyor musunuz? 20 milyar lirayı bulmuştur. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem enerji üretecek hem de 1 milyon dekar araziyi sulayabileceğiz. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali geçen yılın 19 Mayıs'ından bugüne kadar yak kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirerek ekonomimize 2,6 milyar lira katkı sağladı. Bir kez daha bu muhteşem görkemli tesisin bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ve ben siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz AK Parti'yiz. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Gürcüsüyle hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. Sizden ricam şu, 2023'ün 14 Haziran'ına bir olarak, beraber olarak, İri olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerden büyük bir yekunla, zaferle çıkacağız. Şu anda hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak,
Tek devlet. Tek devlet. Tek vatan. Tek vatan. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin dev yatırımlarından Ilısu, Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali şu anda canlı yayınla da izliyoruz. Gerçekleştirilen törenle hizmete açılıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ilısu Barajı hakkında ufak bilgiler paylaşalım sizinle. Ilısu Profesör Doktor Veysel Barajı, Eroğlu Barajı ve GAP'ın vizyon projesi olarak nitelendiriliyor. Ön yüzü beton kaplı, kaya dolgu baraj tipinde. Dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci. Gövde hacmiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 Mayıs 2020'de İlk türbinin devreye alınmasıyla enerji üretimine başlamıştı zaten. Diğer 5 ünite ise 2020'de tamamlanıp tam kapasite üretime geçti. Şimdiye kadar üretilen 3,7 milyar kilowatt saat enerji kullanıldı. Ekonomiye 2,6 milyar lira katkı sağladı hidroelektrik santrali. Baraj üreteceği 4,12 milyar kilowatt saat enerjiyle ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar lira katkı sağlayacak. Evet değerli izleyiciler. Evet, şimdi dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Cumhurbaşkanı Başkanımız Erdoğan Doktor ve törene Sayın katılan protokol hocam. Şu anda temsili kurdele kesimini gerçekleştirecekler. Açılış öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dua edilecek. Amin. İzliyoruz. Nasıl? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme iftah aleyna ebvâbe rahmetik ve yessir aleyna hazâine fadlike ve keremike ya ekremel ekremîn ve ya erhamer râhimîn. Allahümme ya müfettihel ebvâb iftah lena hayral bâb. Ya ilahel âlemîn ve ya erhamer râhimîn. Ancak senden yardım diliyoruz ve sadece sana ibadet ediyoruz. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Her türlü kötülükten, şerlilerin şerrinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki Estaizu billah ve enzelna minel musirati ma'en seccaca linuhrice bihi habben ve nebate ve cennetin elfafe. Yeryüzünde nebatatı, bitkileri ve her türlü bağları, bahçeleri çıkarmak, yeşertmek için gökyüzünden yağmur bulutlu bulutlardan sular indirdik. Ya Rab, suları indiren sensin. En güzel bir şekilde kullanmayı ve berekete dönüştürmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu anda ülkemizin ikinci büyük barajını açmak üzere burada bulunuyoruz. Elimizi açtık, sana dua ediyoruz. Milletimiz için, bütün ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle Allah'ım. Amin. Kurtlar, kuşlar, bütün hayvanat, nebatat istifade edecek. Ya Rabbel Alemin, bu güzel, büyük eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Amin. Bizler için hayırlı eyle Allah'ım. Amin. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Amin. Her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Topraklarımızın berekete dönüştürülmesine katkı sağlamayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin,
Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ortadan kaldırmak için gayret edenlerin gayretlerini kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, onları bu niyetlerinde muvaffak eyleme Allah'ım. Kendi kurmuş oldukları hile ve desiseleri, tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle Allah'ım. Bu büyük eserin yapılmasında emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Devlet büyüklerimizden razı ol Allah'ım. Mimarından mühendisine, işçisinden memuruna, emeği geçen tüm kullarından razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Bizleri birlik beraberlik içerisinde devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Kâffeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için, bu toprakları muhafaza etmek için mücadele ederken fedai can eden tüm şehitlerimizin ruhları için, gazilerimizin sağlık ve selameti için, sıhhati için, Allah rızası için El-Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sahnede Zaat Devletleriniz kurdele keserken sizinle aynı zamanda baraj gövdesi üzerinde, baraj gövdesi üzerinde 2 kilometrelik bir kurdele daha var Sayın Cumhurbaşkanım. Devlet Su İşleri personeli sizinle beraber aynı anda 2 kilometrelik kurdeleyi keseceklerdir. Arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Evet. Şu anda gövdede olanlara sesleniyorum. Sizler de hazır mısınız? Şöyle işaret buyurun. Efendim, ekranlarda gönderiyor. İşaret buyurun. Evet. Şimdi hep birlikte gövdede bulunan kardeşlerimiz de kesecekler kordeleyi ve bugünün anısına da makaslar hatıra olarak kordeleyi kesenler de kalacak. Tamam? Ya Allah! Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı hidroelektrik santrali açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize ve şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. Ardından kurdele kesimiyle resmi açılışta gerçekleştirilmiş oldu. Bu canlı yayın vesilesiyle bültene bu şekilde ara vermiş olduk. Bülten süremizi tamamladık. Saatlerimiz 14.50'yi gösteriyor. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hadi koşun saklanalım. Ne zaman gelecek arkadaşınız? Aa, benim için miydi? Ne diledin? Herkesin dileğinin gerçek olmasını. Bird 30. yaşında da hayallerinizi gerçekleştiriyor. Jeep Renegade, iPhone 12 Pro ve yüzlerce Bird puan kazanma şansı sizi bekliyor. Bird Mobile'e girin, vadalardan fırsat beğenin. You is fun.
Download ASSN. Bird'ün 30. yaşında tek seferde yapacağınız her 30 liralık harcamada bir çekiliş hakkı kazanın. 3 Jeep Renegade ve 30 iPhone 12 Pro'dan birini kazanma şansı yakalayın. Üstelik yüzlerce Bird puan da sizi bekliyor. Bird Mobile'e girin, Vadalardan fırsat beğenin. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği. Nippon Paint Konkratos. Teknoloji harikası yüzlerce boyadan biri. Nippon Paint. 140 yıldır harikalar katar. Tek bir adımla çok şey değişir. Aklına bir fikir gelir, gelecek yeniden şekillenir. Tek dokunuşla evin sıcaklığı değişir. Geleceğin teknolojisi Viessmann kombiler sizi değişime çağırıyor. Viessmann'la bir evin havası değişir, dünya değişir. Aklımdan öyle yemekler geçiyor ki. Şimdi söyle, hamburger, döner, kokoreç, durma söyle. Yemek sepeti yanında, haydi söyle. Aklındaysa kapında. Eyvah, bulaşık deterjanı bitmiş. Haydi söyle, deterjan, sabun, peçete, hızla söyle. Çikolata, dondurma, kahve, filtre. Durma söyle, ne istiyorsan anında, haydi söyle. Sen de yemek sepetini indir. Yemek, market ve günlük alışveriş ihtiyaçların dakikalar içinde kapına gelsin. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Z takımı her gün TRT Çocuk'ta. Araba için silecek suyu, bagaj sabitleyici, çocuklar için oyuncak, ne bileyim, telefon kablosu, saç fırçası, diş fırçası, zihin için kitap, ralli ve sen. Fark arayanlar için sevilen markaların binlerce ürünü yolunuzun tam üstünde. Opet Ultra Market'te. MediaMarkt Club'lılara şahane fırsat. 1-15 Kasım tarihleri arasında 500 lira ve üzerinde alışveriş yapan MediaMarkt Club'lılar indirim kuponu kazanıyor. Şahane Kasım, MediaMarkt, MediaMarkt. Ne diyorsun Taro? Biraz daha kalp mi? Kesinlikle biraz daha favori. Türkiye'nin beklediği festival gibi geçecek günler.